Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. LGS Matik ile sınav provası yapalım mı? Hadi yapalım arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir rehberlik videosu hazırladık. Neler yapabiliriz diyoruz. LGS öğrencilerine nasıl faydalı olabiliriz diyoruz ve sizler için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi gelin bakalım sizlerle beraber matematik netlerinde nasıl bir yükselmeye gidebiliriz. Onları şöyle sizlerle beraber güzel bir şekilde şöyle arkadaşlar tatlı tatlı konuşalım, değerlendirelim ve neler yapabileceğimizden bahsedelim isterseniz. Biliyorsunuz arkadaşlar matematik bizim korkulu rüyamız. Aman Allah'ım arkamızdan koşarak geliyor bizi yiyecek gibi. Tonguç kaçıyor, matematik kovalıyor. Ama arkadaşlar biz de Tonguç Akademi olarak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Biz bu rüzgarı, bu durumu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Yani matematik kaçacak, biz kovalayacağız arkadaşlar ve çok güzel netlere imza atacağız diyoruz. Yani matematiği korkulu rüya olmaktan çıkartıyoruz, seni istemiyoruz deyip kapatıp ne yapacağız arkadaşlar? Matematiği darma duman edeceğiz, tabiri caizse içinden geçeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Hadi bir bakalım. Arkadaşlar ilk kuralımız nedir biliyor musunuz? İlk kuralımız ön yargılardan kurtulacağız. Yani bunları bir kenara bırakacağız. Sevgili arkadaşlar şunu demeyeceğiz kendimize. Ya matematik çok zor ben nasıl yapacağım ya yapamıyorum. Veya sayısal yapamıyorum abi ben sözelciyim falan demeyeceğiz arkadaşlar. Ya da matematiği anlamıyorum abi demeyeceğiz. Bunları arkadaşlar bir kenara bırakacağız. Yani sevgili Milli Eğitim Bakanlığımızın yetkilileri yaptığı arkadaşlar e, şeylerde kazanımlarda size uygun olan sizin seviyenize uygun matematik matematiksel konuları seçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuları sen çok rahat bir şekilde anlayabilirsin. Yeter ki üzerine biraz zaman harcaman lazım. Zaman olmazsa zaten başarı gelmez. Hani tabiri caizse şey derler ya ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani ne kadar çok para verirsen o kadar çok köfte alırsın. Sen matematiğe ne kadar çok yakınlaşırsan sevgili matematik nasılsın dersen seversen sayarsan matematikte sana o kadar gelir arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka matematik kesinlikle arkadaşlar seveceğiz ve üzerine zaman harcayacağız. Bunu söyleyelim ve ön yargıları da bir kenara bırakacağız. Çünkü çalıştığımız zaman bu ön yargıların tamamı kaybolacaktır. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Lütfen ön yargıları kenara bırak. Ben yapamıyorum demiyorsun arkadaşlar ve süper bir şekilde göreceksin ki üzerine düşersen matematiği halledeceksin diyebiliriz. Arkadaşlar matematiğin zor olmasının en önemli noktalarından bir tanesi modüler olması değil arkadaşlar. Modüler değildir. Domino etkisiyle birbirine bağlı bir şekilde arkadaşlar e, konuların tamamı birbirine bağlı bir şekilde ilerlediği için zor kısmı burasıdır. Mesela Türkçe sınavında ya da Türkçe dersinde işte e, yüklen fiil işte yük, e, dolaylı tümleç bunlar bir konu arkadaşlar. E, sonra işte sıfat fiil bunlar bir konu. Bunlar çok birbiriyle bağlantılı değildir. Ama senin dönemin başında öğrendiğin örneğin 7. sınavında sınıfta tam sayıları gördün ee, arkadaşlar veya 8. sınıfta e, neyi gördün üstü ifadeleri gördün ne yapıyorsun bunu sene sonuna kadar bütün konularda görüyorsun işte bu domino etkisi arkadaşlar gerçekten matematiği e, tabiri caizse zorlaştırıyor bunu kırmak için ne yapacaksın bunu kırmak için arkadaşlar her konuyu kendi özelinde eksiksiz bir şekilde çalışman gerekiyor yani şöyle değil abi ben matematik çalışıyorum ya hepsini bitireceğim değil arkadaşlar şunu yapman lazım ben çalışıyorum çarpanlar, katlar konusu çalışacağım ve şu bölüme çalışacağım. Yani arkadaşlar nokta atışı yapmanız gerekiyor. Şu konunun şu bölümüne çalışacağım. Şu konunun şurasından şu kadar soru çözeceğim diye nokta atışı planlamalar yapmanız gerekiyor. Yoksa genel bir ifadeyle ben çalışacağım dersen sevgili arkadaşlar hiçbir şey yapmadan bakmışsın ki yarım saat, bir saat, iki saat geçmiş ve dersin başından kalkmışsın. Onun için mutlaka arkadaşlar bu domino etkisini kırmak için e, konularımıza Tek tek özelinde çalışıyoruz ve eksiklerimizi gideriyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım. Mutlaka arkadaşlar bir formül defterimiz olması lazım. Yani formül dediğimiz ince noktalar, kritik noktaların arkadaşlar e, ne olması lazım olduğu güzel bir not defterimizin olması gerekiyor. Bu not defterinde. Sevgili arkadaşlar notlarımızı alacağız. E, kritik noktaları yazacağız. Karşımızda masamızda arkadaşlar e, küçük küçük kağıtlarımız varsa onları ne yapacağız? Yazacağız, asacağız. Her zaman karşımızda olması için sevgili arkadaşlar ve her formülde bir örnekle ne yapacağız? Eklersek gerçekten kalıcılığını sağlamış oluruz. Bunu da kesinlikle unutmuyorsun diyelim. Ve arkadaşlar şimdi matematik netlerimi nasıl yükseltirim bölümüne geldik. Gerçekten matematik netlerimizi nasıl yükseltirim sorusu inanılmaz. Yani şu an 8. sınıf öğrencilerin hatta 7. sınıf öğrencilerinin herkesin sorduğu soru. Sevgili arkadaşlar birinci olarak sen neredesin? Yani sevgili arkadaşlar birinci olarak konuların daha bitmedi hocam. Ne yapacağım bölümünde misin? Veya oh konularım bitti artık denemelere geçiyorum ve bol bol deneme çözeceğim bölümünde misin arkadaşlar? Bir kere buna karar vermen gerekiyor. Buna karar verdikten sonra zaten yoluna mükemmel şekilde devam edeceksin. Bir konularım daha bitmedi. Bakalım konularım daha bitmediyse neler yapman gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben diyelim ki konularımı daha bitiremedim. Şu anda Arkadaşlar Nisan'ın başındayız biliyorsunuz ve e, daha konularını bitirmeyenler olabilir. Ama konularımız bitmedi diye arkadaşlar deneme çözmeyecek miyiz? Arkadaşlar deneme vakti geldi. Nisan ayı ile beraber bol bol deneme çözme vaktimiz geldi de geçiyor bile. Lütfen denemelere artık odaklan. Peki hocam konu çalışmayacak mıyız? Tabii ki çalışacaksın ama az önce de söylediğimiz gibi bir kere arkadaşlar mutlaka nokta atışı eksik olduğun konuları belirlemen gerekiyor. Sonrasında o konuları çalışman ve soru bankalarından sorular çözmen gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar bunun yanında da denemeleri özellikle sarmal denemeleri ne yapman lazım arkadaşlar? İliştirmen lazım. Yani çarpanlar katlar konusuyla alakalı güzel bir konu çalışması yaptıysan hemen onunla alakalı güzel bir sarmal deneme yapman gerekiyor onun için ne yapıyorsun arkadaşlar? Önce eksiklerini gideriyorsun ve sarmal denemelerle beraber yine konuları güzel bir tekrar ediyorsun. Sonra da arkadaşlar eğer konularını tamamladıysan, eksik bırakmadıysan ikinci bölümde artık bütün tam denemeye geçebilirsin. Gerçekten de çok güzel olur. Tam denemeye geçersen. Tam deneme ne demektir? Bütün konuların olduğu Bütün sorulardan, bütün soru tiplerinden gelen güzel bir arkadaşlar matematik denemesi diyebiliriz. Dedik ve konuların daha bitmediyse konu çalışıyorsun ve sarmal denemelerle eksiklerini gideriyorsun diyoruz. Arkadaşlar konuların bittiyse oh be valla konularımız bitti ya demeyeceğiz değil mi? Konularımız bittiyse arkadaşlar ne yapacağız? Matematik netlerimiz hala düşük olabilir. Tabi üzülebiliriz yani ya neden işte konular bitti hala işte netlerim yükselmedi diye. Bir içimizde burukluk olabilir bir hüzün olabilir arkadaşlar ama önümüzde güzel bir zaman dilimi var. Ve bu zaman diliminde eksiklerimizi gidererek çok güzel denemelerle beraber arkadaşlar tüm soru tiplerini görebiliriz. Mesela hemen bakalım geçmiş bazı konuları unutma eksik olduğun konular varsa yine ara ara onlara çalışacaksın arkadaşlar. Yeni nesil az soru çözmüş olabilirsin. Arkadaşlar artık kazanım odaklı küçük sorulardan uzaklaşıyoruz. Yavaş yavaş Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS'de sevgili arkadaşlar soracağı yeni nesil dediğimiz okuduğunu anlama ve nokta atışı işlemlerle sonuca gitme doğru işlemlerle sonuca gitme soru tiplerine alışmamız gerekiyor artık bu saatten sonra denemelerde onları çözmemiz gerekiyor Buna çok dikkat edin yeni nesil soruları biraz arttırıyoruz arkadaşlar vitesi o anlamda arttıralım denemelerdeki soru tiplerine alışık olman gerekiyor arkadaşlar bazı öğrenciler var ki o kadar soru çözüyorlar ki daha soruyu görür görmez Örneğin çarpanlar katlarda diyelim ki e, bazı sorular var soru tipleri var. Onları görür görmez "Aa ben bu sorudan 100 trilyon tane çözdüm ya. Aa ben bu soruyu şurada görmüştüm. Aa ben bu soruyu burada görmüştüm." diyor. Yani biz de sevgili arkadaşlar, bazı soru tiplerini, soruları çöze 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 ne yapacağız? Aşina olacağız ve görür görmez de hangi yöntemi nasıl yapacağımızı çok güzel bir şekilde arkadaşlar öğreneceğiz. Sizler de soruları çözerken "Aa bu soru böyle çözülüyormuş. Aa şu soru şöyle çözülük. Bak buna burada dikkat etmem gerekiyor." gibi kendinizce e, muhakemelerde bulunmanız gerekiyor. Arkadaşlar, kollarım bitti. Pekin netlerimi yükseltmek için neler yapmam gerekiyor? Sevgili arkadaşlar, artık de geçtiniz ve denemelerde zirveye doğru çıkmanız gerekiyor. Bunun için önce yapmanız gereken şey şu: sarmal denemeler yapman lazım. Sarmal denemeler nedir? Mesela arkadaşlar üstlü sayılarla çarpanlar katları beraber veren güzel bir deneme veya köklü sayılar üstlü sayılar veya çarpanlar katları bir araya alan bir deneme. Yani daha lokal daha arkadaşlar daha az konular içeren sarmal denemeler sırasıyla giden denemelerdir. Dolayısıyla burada eksiklerini görüyorsun çözemediğin soruları arkadaşlar çözümünü güzel bir şekilde izliyorsun ve sıkıntılı olduğun konuları nokta atış yapıp çalışmaya devam ediyorsun. Tam denemelidir arkadaşlar artık benim eksiğim yok bütün konulardan kendimi tam hissediyorum ve bütün kollardan gelebilecek soruları çözebilirim diyorsan artık tam denemeye geçiyorsun. Yani birinci soru çarpanlar katlardan gelebileceği gibi ikinci soru arkadaşlar geometrik şekillerden gelebilir. Üçüncü soru veri, veri analizden gelir. Dördüncü soru köklü sayılardan. Yani karma karışık bir şekilde tam bir deneme dediğimiz şey de budur. Soruların tamamen arkadaşlar karma karışık dağılmasıyla ortaya çıkan deneme. Kontrolünü iyi yapmalısın. Artı eksileri yanlışlarını iyi belirlemelisin arkadaşlar. Yanlışlarından dersler çıkarmalısın. Çok yanlışın olan konuyu benim bu konuda bir sürü eksim var. Niye yanlış çıkıyor deyip eksiklerini ister soru bankalarından soru çözerek istersen de konu çalışarak mutlaka üzerine gitmelisin sevgili arkadaşım diyoruz ve sevgili arkadaşlar bunların neticesinde sizler için Tonguç Akademi ailesi olarak uyumadık. Gece gündüz arkadaşlar çalıştık ve sizlere çok güzel bir ürün ortaya koyduk arkadaşlar. Bir kitap oluşturduk. LGS Matik dediğimiz bir kitap oluşturduk. Tam da bu noktada denemelerin bol bol çözüldüğü bu noktada size arkadaşlar ilaç gibi gelecek. Yani bunu arkadaşlar öylesine söylemiyorum. Gerçekten de ilaç gibi gelecek bir kitap. LGS Matik'te neyi amaçladık? Hemen siz onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki her kitabın bir bilimsel açıklaması, bir yolculuğu var arkadaşlar. Bu kitabın da bir yolculuğu var. Yani ilk fikir çıkış noktası neresi? Nasıl ortaya çıktı? Neden çıktı? Niçin çıktı? Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Bu kitap arkadaşlar sevgili öğrencilerimizin gelen yorumlarına, binlerce yorumlarına bakılarak hazırlandı. Ve sizler için arkadaşlar bakın burada 9 9 tane sarmal deneme dediğimiz yani konuları sırasıyla yapabileceğimiz 9 tane denememiz hazırlandı ve sonrasında ben direkt yeni nesile geçiş yapmıyorum yapamıyorum çok korkuyorum nasıl yapmam gerekiyor diyorsan hemen arkasında arkadaşlar Tam deneme dediğimiz, bakın iki tane temel sorulardan oluşan, zor değil arkadaşlar. Temel sorulardan, seni denemelere hazırlayan temel sorulardan oluşan çok güzel iki denememiz var. Sonrasında kolay düzey yeni nesil. Bakın kolay düzey yeni nesil. Bu üç kelimeye dikkat edin arkadaşlar. Kolay düzey yeni nesil. Yani direkt bodoslama yeni nesillere girmiyoruz. Yeni nesillerin de kendi içerisinde tatlı tatlı olanları var. Hafif zor olanları var. Çok zor olanları var. İşte biz buraya neyi koyduk biliyor musunuz? 12 ve 13. denemeye kolay düzey yeni nesil. yani yapılabilir hafif düzeyde ...orta düzey yeni biraz daha seni hafiften ne yapıyoruz sıkıştırmaya başlıyoruz... ...ve zor düzeyin yeni nesillerle beraber bayağı sıkıştırdık... ...ama ortalık arkadaşlar kıpkırmızı oldu... ...yani çok zor ee, yeni nesil sorularda 18, 19 ve 20. denemelerden karşımıza geliyor... ...bakın burada konuların analizi var... ...hangi denemede neler olduğu da arkadaşlar karşımıza geliyor... ...gerçekten de bu kitap arkadaşlar efsane bir kitap... ...bakın sarmal denemelerimizde sizleri hem görsellerle arkadaşlar alıştırıyoruz... ...hem de arkasına bakın ne yapıyoruz sorularla beraber büyük sorulara alıştırıyoruz. Ama bu sorular çok zor olmayan sorular arkadaşlar. Dolayısıyla sarmal denemeleri güzel bir şekilde çözüyorsun. Zaten Nisan ayı gelmiş arkadaşlar. Bu saatten sonra kesinlikle konu eksiğin olsa da olmasa da mutlaka ve mutlaka denemelere geçmen gerekiyor ve bu kitapta gerçekten senin yarana merhem olacak tabiri caizse çok güzel bir kitap diyoruz. Sarmal denemeleri güzel bir şekilde bitirdin. Çok güzel arkadaşlar bitirdin. Sarmal denemeniz devam ediyor bakın böyle. Bayağı da soru var arkadaşlar gerçekten ve temel düzey sorulara geliyorsun. Bakın yeni nesil değil. Temel düzey sorular arkadaşlar. Hafiften yeni nesile geçiyor. Bakın kolay düzey yeni nesillerle beraber arkadaşlar. Hafiften artık seni ne yapıyor böyle? Ee, şekillerle beraber bakın uzun sorular beraber seni tatlı tatlı yenilesin hazırlıyor ve sonrasında arkadaşlar tabii ki yavaş yavaş birazcık daha arttıralım kolay düzey yenilesinden sonra orta düzeylere geliyoruz bakın burada bir sayfada bir sorularla beraber ufaktan ufaktan ne yapıyoruz ilerliyoruz arkadaşlar ve bu şekilde de orta düzeyde bitiriyorsun ondan sonra zor düzeye geliyorsun yine burada da efsane tabii seni artık biraz daha yani bir soruda 3 kademeli 4 kademeli işlemlerle beraber sonuca gidebileceğin sorular var sonrasında da arkadaşlar ne var zor düzey ve en sonda aman Allah'ım buraya geldiysen zaten işi arkadaşlar tamamlamışsın diyebiliriz. Şu sorulara bakar mısınız? Tam bir LGS tarz sorular diyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu kitabı aldığında çözemediğin sorular var ya. Mesela bu denemeyi yaptım diyelim ki ben 14'ü yaptım. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et evet, işaret dedim baktım 3-4 tane yanlışım çıktı. 2 tane de çözemedim. Hemen ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakın burada çok güzel uzman öğretmenlerimizin anlatımlarıyla arkadaşlar kare kodumuz var. karekodu okutuyorsun ve anında sıcağı sıcağını eksiklerini gideriyorsun arkadaşlar. Ve bu kitapla beraber zirveyi hedefliyorsun diyoruz ve gerçekten bizim göz bebeğimiz ve sizleri de zirveye çıkartacak çok özel bir kitap arkadaşlar. Lütfen bu kitabı e, temin etmeye gayret et. İ butonuna basıyorsun. Oradan Tonguç Mağazaya gidiyorsun ve hemen kitabın siparişini veriyorsun ve zirve yolculuğun arkadaşlar ne yapsın? Yavaş yavaş başlasın. LGS Matik'le diyoruz ve haydi bakalım arkadaşlar ne yapalım? Biz de bakın ne kadar çok soru tipi görürsen o kadar çok başarılı olursun mottosuyla sizleri ne yapıyoruz uğurluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar LGS Matematik'te kaç net yapıyorsun onları da yorumlara yazarsan ya da kaç net yapmak istiyorsun onları da yorumlara yazarsan harika olur. Şimdiden hepinize başarılar diyorum. Görüşmek üzere.